Efendim herkese günaydınlar. Ben Perihan Tantu. İlk seansa hoş geldiniz. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Yine yükselen emtia fiyatlarını konuşuyoruz. Bugün, dün çok konuştuk. Bugün de konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet, gözler Rusya ve Ukrayna cephesinde. Orada üçüncü müzakere gerçekleşti dün. Fakat Rusya henüz pozitif bir açıklama yapmak için erken dedi. Bu da piyasalara, riskli varlıklara yeniden satış getirdi. Rakamlar diyelim efendim. Rakamlarla devam edelim. An itibariyle baktığımızda bugün de riskli varlıklar güne negatif başlıyor. Rakamları alabilirsek ekranlara, Viyop tarafında da yine negatif bir fiyatlama olduğunu söyleyebilirim. %1,73'lük düşüşle. Düne dönecek olursak günlük işlem hacimlerine baktığımızda 5 milyarın üzerinde işlem hacmiyle ilk sırada Kardemir'de'yi gördük. 13.8 milyarlık işlem hacmiyle Türk Hava Yolları, yine 2.9 milyarlı Ereğli ve 1.8 milyarla Garanti Bankası takip etti. 1.6 milyarlık işlem hacmi de 5. sırada Aselsan'da gerçekleşti. Evet, dün endeks tarafında oldukça volatil bir seyir vardı. Endeksi 1997 puan seviyesinde kapatmayı sonunda başarabildik. Peki BIST 100 endeksini yukarı çeken paylar nelerdi? Yine demir çelik hisseleriydi aslında. Ereğli'de %1,71'lik yükseliş vardı. Bunun 3.8 puanlık katkısı oldu BIST 100 endeksine. Kardemir'de ise %6'nın üzerinde yükseliş vardı. Buradan da 2.5 puanın üzerinde artı geldi. Türk Hava Yolları'nda %2'nin üzerinde yükseliş vardı. 1.6 puanda buranın etkisini izledik. Yine 1 puan Turkcell'den geldi. %1'lik yükselişle 1 puanda BİM'in katkısını izledik BIST 100 endeksine. Dönelim bir de negatif tarafa bakalım. Garanti Bankası'nın burada etkisi %1'e yakındı, 1 puana yakındı. Yine Ford Otomotiv %1 eksiydi, BIST 100 endeksini aşağı çekti. Akbank'ta yine %3'ün üzerine satışlar vardı. Dönüyoruz Tüpraş cephesine, orada da %2,5'un üzerine satışlar söz konusuydu. Koç Holding'de ise yine %4'ün üzerinde kayıplar vardı diyelim. Bunlar da BIST 100 endeksini tabii aşağı çeken paylardı. Ve genel olarak TL varlıklara dönmek istiyorum. Viyop tarafında dünyaya paralel bir şekilde şu an için negatif fiyatlama var dedik. 2214 puandan geçiyor an itibariyle işlemler %1,70'lik düşüşle. Ve dolar Türk lirası cephesine geçelim. 14.47 seviyesindeyiz. TL'deki değer kaybının devam ettiğini görüyoruz. Euro Türk lirası 15.72, sepet kur 15.10 ve gram altın fiyatları 936 TL seviyesinde. Evet, dolar endeksi kuvvetli. Dolar endeksi kuvvetli kaldıkça da birçok para birimi dolar karşısında değer kaybediyor. 99 seviyesinin üzerinde euro dolar paritesi 1.08, pound dolar 1.31 ve dolar yen ise 115,45 seviyesinde, dolar İsviçre frangı ise 0.92.60 seviyesinde seyrediyor. Bugün riskli varlıklar satıcılı dedik. Asya seansında Çin %2, Japonya %1,71, Hong Kong Hang Seng %1,5 kayıplara işaret ediyor. Güney Kore'nin Kospi'sinde %1'e yakın kayıp söz konusu. Hindistan'ın Sensex'inde de yine %0,74'lük düşüş görüyoruz efendim. Evet, ABD cephesine geçecek olursak dün ABD tarafı ilk bir pozitife geçmişti. Pozitif tarafa saat 5'te görüşmeler başlayınca, fakat oradan olumlu bir sonuç çıkmayınca kapanışlar yine negatif tarafta oldu. Evet, dönelim vadelilere bakalım. Tablo negatif. Dow Jones %1 kadar aşağıda. S&P 500 vadeli aynı şekilde %1. Nasdaq'taki kayıplar ise %1'in üzerinde. Ve tahvil cephesi diyelim. Tahvil tarafına baktığımızda ABD 2 yıllıklar %1,56, 10 yıllıklar ise %1,78 seviyesinde seyrediyor. 30 yıllıklardaki son durum ise %2,18 seviyesi. Evet, döndüm emtia cephesine. Asıl olay burada diyebiliriz. Palladium %6 kadar yukarıda bugün. Dün baktığımızda zaten tarihi zirveleri test etmişti. Petrol fiyatları %3'ün üzerinde artı. 130 dolara yakın seyrediyor yine. Brent tarafı da WTI'ye baktığımızda 123 dolara yakın bir fiyatlama var. Platin'de %2'lik yükseliş var. 1149 dolar seviyesinde platin fiyatları. Yine soya cephesine bakıyorum. Orada da %2'ye yakın yükselişler var. Bununla birlikte gümüş 26 doların üzerine çıktı. Ve altında, ons altında fiyatlama 2000 doların üzerinde efendim. Evet, buradan dönelim bir de. Alt tarafa da devam edelim istiyorum. Buğday fiyatlarında %7'lik düşüş var. Mısır'a baktığımızda ise %0,73'lük düşüş olduğunu görüyoruz. Bugün kıymetli metaller ve petroldeki yükselişin devam ettiğini de söyleyebilirim.
Evet, dönelim şimdi Borsa İstanbul'un açılışına. Borsa İstanbul'u bugün %0,52'lik düşüşle açıyoruz. Herkese öncelikle güzel bir seans dilerim. 1987 puandan açtık efendim endeksi. Yine bugün ilk sırada ulaştırma endeksini görüyorum kayıplarda. %1,5 negatif açtı. Holding tarafı %1'e yakın, bankacılık %0,60 ve sanayi cephesine baktığımda %0,14'lük düşüş görüyoruz. Evet, herkese güzel bir seans olsun dedik. Bir de BIST 100 tarafına bakalım. Düşenler, çıkanlar diyelim o halde. Pozitif tarafta, pozitif tarafla başlamak istiyorum. Pozitif tarafta ilk sırada Koza grubunu görüyoruz. Koza A, Koza Altın, yani Koza Maden, Koza Altın, İpek Enerji. Burada Başkent Gaz, Gesan, Tüpraş, Sarkuysan, ARD Yazılım ve Ülker. Peki Koza grubundaki bu pozitif ayrışma neden? Burada bir haber var. Sabah internet sitesinde yayınlanan habere göre yönetimi bildiğiniz gibi Koza grubunun tasarruf mevduat sigorta fonunda Koza İpek Holding ve Naksan Holding'de sona gelindi diyor bu haber. Koza İpek Holding ve Naksan Holding'in mülkiyeti artık devlete geçiyor diyor. Son zamanlarda Koza grubundaki bu pozitif ayrışmayı da bu haber açıklıyor ama teyidini bekleyeceğiz. Tabii bunu da ifade etmekte fayda var. Negatif tarafa geçtiğimde ise BIST 100 tarafında Gözde'yi görüyorum. %1,78'lik düşüşle. Tekfen'de yine %1,73'lük düşüş var. Pegasus'ta %1,5'un üzerinde. Turkcell'de %1,5. Coca-Cola, Vestel, Akseni olarak burada aslında hisselerin devam ettiğini görüyoruz. Yani genele yayılan bir negatiflik var. Bu arada kıymetli metallerdeki yükselişinde yavaş yavaş hız kazandığını yine ifade etmek isterim. Evet, fiyatlamalar bu şekilde efendim. Biz biraz günlere çıkan başlıklarını da konuşacağız. Ardından da Profesör Doktor Yusuf Kaderli hocamızı zaten burada ağırlıyor olacağız. Evet, Rusya tarafından dün önemli bir açıklama vardı. Rusya tarafına baktığımızda aslında tehditvari bir açıklamaydı. Rusya ve Ukrayna görüşmeleri 3. turunu az önce ifade ettiğim gibi bir açıklama yapmak için ya da bir pozitif gelişme söylemek için erken dedi Rusya ve Avrupa'ya aslında şununla tehdit etti. Rus petrolünün yasaklanması küresel pazar için felaketlere yol açar ve felaketle sonuç alır. Varil petrolün fiyatını 300 doların üzerine çıkarabilir dedi. Gazprom ise doğal gaz fiyatları yükselmeye devam edebilir açıklamalarında bulundu. Biden, Fransız, Alman ve İngiliz liderlerle görüştü. Psaki ise Rus petrolü konusunda henüz karar vermedik dedi. Evet, şimdi bu gelişmeleri Profesör Doktor Yusuf Kaderli hocamızla konuşalım. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar Perihan Hanım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gündem çok yoğun, emtia fiyatları, özellikle kıymetli metal, petrol fiyatları gözümün önünde hala artmaya devam ediyor. Şimdi bu durumda biz aslında şöyle gelen haber akışlarıyla bir başlayalım isterseniz. Yani bu endişenin tabii akabinde arz sıkıntılarıyla bu fiyatlamaları görüyoruz. Ama hocam yani burada bir köpük mü var? Yoksa hakikaten bu aradaki gerilim devam ettikçe burada metallerde işte daha doğrusu tüm emtia tarafında bu yükseliş bu momentumla devam mı edecek size göre? Şöyle tabii ki bu belirsizlik devam ettiği sürece biz emtia fiyatlarında, enerji fiyatlarında bu belirsiz fiyatlamayı da görmeye devam edeceğiz. Bu kaçınılmaz çünkü burada şirketler önlerini göremiyorlar. Doğru. İşte Asya'da gelen haber akışlarını görüyorsunuz. Özellikle bu varlıklara ihtiyaç duyan şirketlerin bazıları sipariş almayı kesti. Yükümlülüklerini yerine getireceği konusunda işte şüpheler duyduğunu açıkladılar. Yani önlerini göremiyorlar. Ana sorun burada bu. O yüzden de bu şimdiden ciddi bir talep yaratıyor. Yarın işte yerine yenisini koyamam, yenisini tedarik edemem. Bu tür endişeler şu anda dünyanın her yerini sarmış durumda. O nedenle ben bir kere bu olaylar devam ettiği sürece, yani Rusya-Ukrayna arasında gerginlik, tabii bu arada işte başta ABD olmak üzere Avrupa ve diğer ülkelerin toplu bir biçimde Rusya'ya karşı yaptırımda bulunmaları, Rusya'nın buna karşı işte tehditvari açıklamaları,
Yani işte petrolün 300 dolara kadar çıkabileceği yönündeki açıklamalar gerçekten küresel senaryolar içerisinde çok ciddi sonuçlar doğurur. Olmadık yere getirir. Zaten biliyorsunuz bir stagflasyon beklentisi içerisindeyiz. Hem yüksek enflasyon hem durgunluğun birlikte yaşanma olasılığı çok da kuvvetli. Bütün bu gelişmeler bu beklentileri daha fazla tetikleyecektir. O yüzden buradan iyi haberler gelmediği sürece biz ne yazık ki ucu açık bir fiyatlamaya doğru gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. Peki hocam, biraz da kur etkisini konuşalım istiyorum. 14.49'dan geçiyor şu an için işlemler. Orada da hareket başladı. Sadece bizde mi bu değer kayıpları? Bunu hep söylüyoruz son zamanlarda. Hayır, dolar endeksi de 99 seviyesinin üzerinde. Tüm para birimleri değer kaybediyor olabilir. Ama TL'de şöyle bir sıkıntı var ki biz çok yüksek değer kaybıyla zaten geçen yılı tamamladığımız için. Yani hani... Bizim tabiri caizse açık konuşacağım, tek atımlık kurşunumuz vardı. KKM ile biz kuru şimdi baskılamaya çalışıyorken hiç beklemediğimiz bir taraftan, yurt dışından bir atak geldi. Peki şimdi ne olacak hocam? Evet, şimdi kur korumalı mevduat geçen yılın Aralık ayı sonunda ortaya çıktığında bir etki yaratabileceğini, özellikle kısa vadeli bir etki yaratabileceğini söylemiştik. Yanılmadık da aslında. Yani bu sadece etkide yarattı. Doğru. Tabii bir etki yarattı. Yani bunu sadece grafiğe baktığınızda görebilirsiniz. O volatil hareketler tamamen ortadan kalktı. Tamamen yatay bir hareketle biz 13-14 bandında uzun bir süre kuru tutmayı başardık. Fakat bunun aynı zamanda geçici olacağını da konuşmuştum. Yani tabii ki her şey bu kadar kolay değil. Yani kur korumalı mevduat... kurun seviyesini ebediyen korumayacaktı. Kısa vadeli bir etki yaratacaktı. Çünkü bedava bir opsiyon söz konusuydu. Ve insanlar buna ikna oldukça, inandıkça paralarını bu işe yatırmaya devam edecekti. Ki nitekim şimdi düşünün, ilk çıktığında da siz sorduğunuzda hani kur korumalı mevduata yatırımcılar para yatırsın mı dediğinde ben yatırmalarını önermiştim, hatırlarsanız. Zaten hocam çıktı, salı günü sabahına biz yayın yaptık sizinle burada. Evet, salı günü sabahına yayın yaptık ve ben buradaki bedava opsiyon nedeniyle hani elinizde döviz bulundurmakla TL bulundurmak arasında bir fark olmadığı gibi, yani olur da işte kurda beklenmedik bir artış söz konusu olduğunda aradaki farkın size ödenmesinin büyük bir avantaj, yatırımcıya ödenmesinin büyük bir avantaj olduğunu, o yüzden elinde döviz olanların hani buraya geçmekte imtina etmemeleri gerektiğini konuşmuştuk ki nitekim şimdi geldiğimiz noktada eğer kur böyle devam ederse, biliyorsunuz bu ayın sonunda ilk ödemeler başlıyor. Faizle şu anda kur arasında neredeyse iki katlık bir getiri farkı var. Dolayısıyla bu yatırımcılar kur korumalı mevduat hesabına girdiği için orada belirtilen faizi değil, yaklaşık bunun iki katı büyüklüğünde bir getiri elde edecekler. Aradaki fark hazine garantisinde olduğu için bunu ödeyecek. Tabii fakat bu... Bir süre tabii ki tutmaya yarayacaktı taleple, bu meydana gelen döviz arzıyla beraber, ki şirketlerin de bir kısmının bu işin içerisine de devamında geldiğini görmüştük kur korumalı mevduattaki düzenlemelerle. Fakat şimdi iş artık küresel ölçekte istemediğimiz bir yere gidiyor. Yani kur korumalı mevduatın artık yeterli olamayacağı bir noktaya doğru gidiyoruz. Bir yandan işte artan enerji fiyatları, artan gıda fiyatları, bizim bu konulardaki işte dışa bağımlılığımız, bunların özellikle işte enflasyonu tetikleyecek olması, bununla beraber ya zaten çok yüksek bir enflasyonla boğuşuyoruz. Her geçen ay gelen enflasyon rakamları oldukça ürkütücü. Bununla beraber bir de dünyadaki bu gelişmeler, yani ben geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan Nebati'nin 2023 yılına çift haneli, tek haneli enflasyonla gireceğiz açıklamasını. Mümkün mü hocam? Ama yani bu işte savaş oraya, biraz oraya daha uzarsa mümkün mü? Yani enflasyon almış başını %60'lara 65'lere, tüketici enflasyonundan bahsediyorum. Üretici enflasyonun %100'lere dayandığı bir noktada nasıl olacak da bir anda biz ve dünyadaki gelişmelerin, konjonktürün çok istemediğimiz yerlere gittiği bir noktada nasıl olacak da bu enflasyonun hani matematiksel olarak ben bakamıyorum, bunun nasıl olacağını göremiyorum. Tek haneli enflasyona nasıl ineceğimizi ben de çok merak ediyorum ve
2023 yılını bekliyorum yani dört gözle. Gerçekten öyle bir şey olacak mı? Ama dediğim gibi buna olan inancım ne yazık ki, bunu üzülerek söylüyorum. Çünkü enflasyon gerçekten halkın hem daha fakirleşmesine neden oluyor, hem bir de şimdi stagflasyondan söz ediyoruz. Yani bir yanda yüksek enflasyon, bir yanda durgunluk kapıda, bizde şöyle bir problem de var aynı zamanda. Yani çok yüksek bir enflasyon var. Her ne kadar tüketici enflasyonu %54-55 gibi görünse de şunu herkes çok çok iyi biliyor. Geçen sene, yani genel olarak Türk halkının büyük bir kısmının harcama kalıbına baktığımızda, geçen sene aldığımız ürünleri bugün almaya kalktığımızda en az %100'den söz edebiliriz. Yani çok bana doğru hocam. Şöyle bir, yani genel aldığımız ürünlerden bahsediyorum. Bakın, elzem olan ürünlerden bahsediyorum. Bana bir kişi çıkıp da hocam şu ürün %100'ün altında işte değer kaybetti diyemez. Yani hepsi %100'ün üzerinde. Yani hissettiğiniz enflasyonun %100'ün üzerinde olduğu bir yerde bizde durgunluğa neden olabilecek en büyük tehlike şu: maaş artışlarınız buna paralel. Yani %30'luk bir maaş artışı gerçekleşti yıl boyunca. Ne alırsanız iki katına çıkıyor ama sizin geliriniz bunun üçte biri oranında artıyor. Bizi durgunluğa götürecek en önemli sebeplerden bir tanesi bu. Yani nasıl olur benim gelirim %30 artarken tüm harcamalarımın %100 arttığı bir yerde? Elbette ki ben kendimi biraz geri çekmeye çalışacağım. Elbette ki harcamalardan imtina edeceğim. Bir kere hani lüks tüketimi kesin bırakacağım. Yani halkın bunu yapmasından daha doğal bir şey olamaz. O nedenle lüks tüketimler ertelenecek çok çok büyük olasılıkla. Dediğim gibi hani yaşamı idame ettirecek harcamalara daha çok bütçeden yer ayrılacak. Ve dolayısıyla bu hakikaten bizi bir durgunluğa çekme riski taşıyor ciddi miktarda. Yani şu olsaydı bir derece daha inancım olurdu. Yani işte enflasyon %100'ken maaşlara da Türkiye'de %100 eğer zam verilmiş olsaydı, o takdirde insanlar biraz daha bu harcama kalıbını devam ettirebilir. Yok hocam, o öyle hocam o öyle olmuyor. Şöyle oluyor: maaşlara da %100 zam gelseydi, bu sefer de üretici hane halkın alım gücü arttı diye hani maliyetinden daha fazla zam yapmak durumunda kalacaktı. Biz yine onu bir şekilde cebimizden çıkartacaktık bu durumda. Yani hani burada halka çok geniş. Yani hani yönetimden tutun en alt tarafa kadar halka çok geniş. Yani bu enflasyon döngüsünün içinden çıkamıyor olmamızın sebebi. Haksız mıyım hocam? %50 değil mesela %100 zam alsaydınız, %20 değil de %40 zam yapılacaktı alacağınız ürüne, alım gücü arttı diye. Evet, işte bunun da, ama dediğiniz gibi bu bir sistem meselesi. Yani bu sistemi kırmak lazım. Çok haklısınız. Ha, yani tabii ki. Yani burada işin bir boyutu bu. Yani insanların enflasyona ezdirilmemesi için, ama siz de biliyorsunuz ki gerçekten yaşanan enflasyon kadar bir gelir artışının insanlara sağlanması lazım. Doğru. Yani bu takdirde insanları enflasyona karşı ezdirmediğimizi iddia edebiliriz. Eğer böyle bir şey yoksa, yani bugün ben enflasyona karşı ezilmiyorum diyecek hiç kimse yok. İşte bir önceki, geçen yılın asgari ücretiyle aldığınız aynı ürünler bu yıl neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Ama dediğiniz gibi böyle bir zam yapıldığında, ya bu biraz da biliyorsunuz iş ahlakıyla alakalı da söz konusu burada. Yani bizim burada Türkiye'de en problemli kavramlardan bir tanesi iş etiği, iş ahlakı. Sizin dediğiniz şey de biraz oralara da işaret ediyor. Bunu gören esnafın ya da işte şirketlerin bu şekilde bir fiyat mekanizması içerisine girmesi. O nedenle bunun bir sistem içerisinde bir denetim mekanizmasının da olması halinde belki o dediğiniz şeyler de önlenebilecek ve daha sağlıklı fiyatlamalar gelebilecek. Tabii biz yine buradan hani sorduğunuz soruya geçelim. Döviz bundan sonra nasıl etkilenecek? Dediğim gibi artık kur korumalı mevduatın yetmediğini nereden anlıyoruz? Biliyorsunuz 14 üst bantlı, 13-14 arasında uzun süre devam ettik biz kur korumalı mevduattan sonra. Fakat artık 14'ün üzerine bir yerleşme eğilimi var. Hani kurun korumasının etkili olduğu bölgeydi 14 tabiri caizse. Evet. Artık onun üzerine attığımıza göre biz dünyadan gelen her kötü haberde bizi etkileyebilecek her kötü haberde biz kurun biraz daha tekrar yukarıya doğru ivmeleneceğini söyleyebiliriz. Teknik olarak da şunu söyleyebiliriz: artık 14'ün üzerine oturmuş bir dolar öncelikle 14,50, yaklaşık da o seviyedeyiz biliyorsunuz, bir direnç noktası söz konusu. Devamında 14,65, devamında da
15'e uzanan, yani kısa vadeli fiyatlamalardan bahsediyorum. Kısa süre içerisinde bu belirsizlik devam ettiği sürece 14.50, 14.65 ve 15 yukarıya doğru direnç seviyelerini takip edebiliriz. Ha hocam, bundan sonra yeniden 18 liraya gidebilir mi? Gidebilir. Yani bundan sonraki gelen haber akışlarına bağlı. Bunu kısa süre için konuşmuyoruz yalnız. Hani dediğim gibi benim kısa süre için konuşacağım yer bundan sonra bandın 14 ve 15 arasında demin söylediğim seviyeler çerçevesinde hareket edeceği yönünde. Ama gelen haber akışlarıyla beraber ve özellikle enflasyonun yükseliş eğilimindeki, dedik ya Türkiye'deki enflasyon işte ABD'deki enflasyonla yan yana konulduğunda aradaki fark korkunç. Bu da biliyorsunuz işin kur tarafını etkileyecek bir gelişme. Yani aradaki fark açıldıkça bunun kur tarafına olumsuz bir etkisi oluyor. Yani ABD'deki enflasyonla Türkiye'deki enflasyonun arasındaki fark ne kadar açılırsa bunun TL-dolar paritesi, dolar-TL paritesi üzerinde bizim açımızdan olumsuz bir etkisi olacak. O yüzden söylediğim çerçevede 15 TL'ye kadar kısa vadeli bir fiyatlama mümkün. 15 TL'den sonra daha yüksek seviyeleri konuşabiliriz ki inanın 15'ten sonra hani geçmişte böyle bir direnç seviyesi vesaire yok. Hatırlıyorsunuz oradaki volatil hareketleri. Evet, 17-18'lere giderken her gün 1 lira 2 lira artıyordu. Hani o nedenle geçmişten gelen şöyle bir direnç seviyesi var diyemiyoruz teknik anlamda. O yüzden şu anda biz 14-15 arası fiyatlamayı dediğim seviyeler çerçevesinde takip edelim. Ha, ola ki iyi gelişmeler oldu ki 3. müzakereye rağmen istediğimiz şeyler çıkmadı. İyi gelişmeler olursa, kurda bir gevşeme olursa nereye kadar olur? Bu durumda aşağıda bizi bir 14-20 bekliyor. Devamında önceki direnç seviyesi olan 14 ve bunun hemen altı olan 13,85 seviyeleri de iyi haberler karşısında kurun geri çekilebileceği yerler. Ama ne yazık ki ben bunun altını bu saatten sonra bu gelişmeler çerçevesinde kurda beklemiyorum Perihan Hanım. Peki. Hocam aslında biraz daha haber odaklı gideceğiz diyorsunuz kur cephesinde. Şimdi ben buradan borsaya da geçmek istiyorum. Burada öne çıkan bir durum var hocam. Yurt dışı tarafı, özellikle tabii bu olaylardan en çok etkilenen Avrupa, onu biliyoruz ama yurt dışı tarafına göre daha iyimser bir tablo var sanki Borsa İstanbul'da. Hani dün de Ahmet Hoca'yla sonra iyimser değil de kötünün iyisi demek istedik. Çünkü yurt dışı tarafı kadar bize satış gelmiyor. Daha temkinli fiyatlamalar var. Bunun nasıl açıklayalım hocam? Dün de aynısı oldu. Bugün de bakıyorum Asya, Avrupa, ABD vadeliler oldukça negatif fiyatlanırken Borsa İstanbul'da fiyatlamalardaki negatiflik çok sınırlı kalıyor. Hadi biz tabii maşallah diyelim ama nedenini konuşalım önce isterseniz. Kesinlikle önce maşallah. Sonra Perihan'ın nazar değdirdiniz gerçekten demesinler bana. Evet, aynen. Siz bunu söyledikten sonra derin bir düşük başladı ya dönerse nazar değirmiş oluruz, işin şakası. Şöyle söyleyeyim ben. Bir kere bu iyi haber. Yani bu isteksizlik, hani düşme konusunda ciddi bir isteksizlik var. Endeks direniyor ama yine de teknik açıdan tehlike geçmedi. Önce sizin sorduğunuz soruya cevap vereyim. Yani bu direnmenin başlıca dinamikleri neler? Şimdi bir numaralı dinamiği elbette ki yüksek enflasyon ve iki numaralı dinamiği de gelmeye devam eden, biliyorsunuz 11'inde artık karların yani daha doğrusu mali tabloların son geliş günü 11 Mart. Dolayısıyla 11'inde biz gelen mali tabloların tamamlandığını göreceğiz. Ve her gelen mali tabloda büyük ölçüde biz oldukça olumlu sonuçlar görüyoruz. Yani benim şu ana kadar izlediğim Türkiye'nin işte BIST 30 ve BIST 100'deki oldukça büyük önem arz eden şirketlerinde çok iyi mali tablolar geldi. Ve bu mali tabloların hak ettiği değerler itibariyle bakıldığında endeks buraları hak etmiyor. Bunu zaten sürekli olarak ne yapıyoruz? Söylüyoruz. O yüzden endeksi düşme konusunda isteksiz kılan en önemli nedenlerden bir tanesi. Çünkü endeks de dünya gibi düşmeye başlarsa zaten biz artık çok ucuz diye nitelendirdiğimiz bir fiyat seviyesindeyiz. Bu ucuzluk seviyesinin derecesi her düşüşte daha da artacak. Bu nedenle şunu kesin söyleyeyim. Ola ki gelişmeler daha da olumsuz bir noktaya gitti. Şimdi bu durumda ister istemez her ne kadar bu isteksizliğimiz devam etse de dünyada eğer %3'ler, %4'ler, %5'ler, %8'ler böyle çok büyük derin kayıplar yaşanırsa Türkiye'nin burada çok
pozitif bir fiyatlama yapması beklenemez. Yani belki onlar işte %5 düşerken biz %3 falan düşebiliriz ama sonuçta düşeriz. Yani buna ayak uydururuz. Fakat bu demin söylediğim isteksizliğin sebebi olan bir iyi mali tablolar, iki yüksek enflasyon. Bu iki şey böyle bir düşüş halinde çok ciddi fırsatlar yaratacaktır orta uzun vade için. Yani kısa vadede düşüş devam edebilir. Yani dünyaya ve gelişmelere bağlı olarak. Ama kesinlikle işte bugünlerde gördüğümüz, şu 1-2 günde gördüğümüz düşüşten sonra hemen toparlanma eğilimi. Yani biz hocam şunu sorabilir miyim? Buradan diyorsunuz ama bugünden yarına bakmamak kaydıyla. Buradan pozisyon açan, doğru pozisyonu açan, doğru hisseyi alan aslında para kazanır diyoruz değil mi hocam? Tabii şunu söyleyelim ama. Uzun vade söylüyorum ben bunu. Tabii yani buradan bütün paramızı hisse senetlerine yatırmak suretiyle değil ama bu bölgelerden kademeli alışlar yapmak. Yani gelen kötü haberler sırasında yine aşağı doğru fiyatlamalar meydana gelirse aşağıdan ortalama yaparak. Çünkü dediğim gibi ben eğer öyle bir düşüş gelirse bir bunun çok kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Yani tekrar toparlanma hızımızın hızlı olacağını düşünüyorum. Yatırımcıların paniklememeleri, böyle bir durumda paniklememeleri gerektiğini, kademeli yani ellerindeki parayı hocam hani ne kadara bölerek girmeleri gerektiğini, en az 4-5 parçaya bölmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani ellerindeki sermayeyi eğer hisse senedi yatırımına karar verdilerse 4-5 parçaya bölerek kademeli bir biçimde alım yapmalarını ben öneririm. Dediğiniz gibi özellikle gelen mali tabloları inceleyip mali tablo anlamında iyi şeyler vaat eden şirketlere yatırım yaparlarsa ya da sizin tabirinizde doğru seçimler yaparlarsa kesinlikle bu işten zararlı çıkmayacaklarını söyleyebilirim. Hatta paralarını enflasyona karşı koruma noktasında da bir avantaja sahip olabileceklerini söyleyebilirim. Hocam ben yurt dışı tarafına tekrar geçeceğim ama borsadan başladık, borsadan devam edelim istiyorum. Özellikle şimdi teknik seviyelerin bir kez daha üzerinden geçelim, biraz da hisseleri konuşalım dilerseniz. İşte neye yatırım yapmak lazım, neyi alıp neyi satmak lazım, doğru sektörler, doğru hisseler her salı zaten sizinle burada konuşuyoruz. Ama şimdi Borsa İstanbul'da o kritik seviyeleri, olaya teknik açıdan bakanlar için kritik seviyelerin bir kez daha üzerinden geçelim mi hocam? Öyle gidelim hisselere. Evet, şimdi bakın. Teknik analiz yaparken işte kullandığımız o ana araçlardan bir tanesi işte trend, bir tanesi hareketli ortalamalar. Bunlara biz önem veririz. Ve bugün geldiğimiz noktada da böyle kısa vadeli 5 ve 20 günlük hareketli ortalamaların artık birbirlerine değdiği bir günü yaşıyoruz bugün. Hani niye böyle bir şey söylüyorum? Teknik açıdan bu ikisinin birbirine değdiği gün demek aslında bir karar noktası demektir. Çok iyi izlenmesi gereken bir bölge demektir. Çünkü ikisi birleştiğinde eğer kısa vadeli olan hareketli ortalama uzun vadeli olan hareketli ortalamayı yukarı keserse o takdirde fiyatlamanın olumlu olacağı beklenir devamında. Ama ikisi birbirine değip kısa vadeli olan hareketli ortalama uzun olanı yukarı geçemeyip aşağıya yönelirse bu takdirde kısa vadeli fiyatlamanın olumsuz olacağı beklenir. O anlamda bir karar günündeyiz ve dikkatlice izlememiz lazım. Peki bu dediğim şeyi gerçekleştirecek teknik seviyeler neler? Burada 2000 çok ön plana çıkıyor. Biz 1997-98 seviyelerinde işlem görüyoruz. Bir kere öncelikle hareketli ortalamaların bize olumlu sinyaller üretebilmesi için 2000'in üzerinde bir fiyatlama gerekiyor. Yani o noktaya yakınız. Takip edeceğimiz en önemli seviye burada 2000 seviyesi. 2000 seviyesinin üzerine attıktan sonra hatırlarsanız sizinle program yaparken bir türlü geçilemeyen bir 2050'den söz etmiştim. Ah hocam, ah onu herkes tabii ezberledi. Tabii şimdi o trend çizgisi, o saat, o dönemlerde 2050'den geçen trend çizgisi aşağı doğru ilerliyor biliyorsunuz. Evet. Geçtikçe. O da 2025 seviyesine düşmüş durumda şu anda. Dolayısıyla da 2000 geçildikten sonra önümüzdeki en büyük engelin 2025 olacağını söyleyebiliriz. Ama 2000-2025 seviyelerine ulaşırsak artık hareketli ortalamalar bizi yukarıya doğru tetikleyecektir. Yani bize daha olumlu sinyaller üretmeye başlayacaktır. O yüzden bu seviyelerin dikkatli incelenmesi lazım. Ama yine karşımıza tabii yukarıda üçüncü bir direnç seviyesi olarak 2050 çıkmaya devam edecek. Bir türlü kıramadığımız, dediğiniz gibi herkesin ezberlediği. Yani yukarı doğru 2000, 2025 ve 2050 seviyelerinin izlenmesi lazım. Peki hocam, enflasyon nedeniyle bir rally olur mu? Bu ralliye götürebilecek fiyat seviyesi kesinlikle
2100'ün üzerinde fiyatlamalar. 2100. Yani 2100'ün üzerinde fiyatlama olmadığı sürece de bu 2000-2100'lere kadar evrilebilir. Yani 2000-2100 bandında bir kısa vadeli olumlu hareketten söz edebiliriz. Bir ralliden değil. Peki tersi oldu. Gerek gelişmeler gerekse analizler aşağıyı işaret ederse bizi aşağıda ne bekliyor olacak? Öncelikle 1950 seviyesi bir destek seviyesi olacaktır. Devamında 1910 ve 1830'lara kadar uzanan düşüşler görürüz. Kötü senaryoda bu çerçevede borsayı izleyebilirler kıymetli yatırımcılar. Şimdi bu çerçevede borsayı izledik. O zaman dönelim biraz da hisse senedi tarafına. Hocam Petkim'le başlayalım istiyorum. Şimdi Petkim tarafına baktığımızda yılbaşından beri aslında çok ciddi de bir getiri yok. Bu yıl %4 üzerine bir getiri sağlamış. Hem bilançosunu konuşalım hem biraz da potansiyelini konuşalım istiyorum. Mesela Petkim yatırımcısı hangi kalemleri takip etmeli? İşte artık etilen nafta makasını izleyeceğini öğrendi mesela Petkim yatırımcısı. Biz çok iyi gidiyoruz bu arada. Yatırımcıların neleri izleyeceğini bilmesi noktasında ben son yıllarda çok iyi aşamalar kaydedildi diye düşünüyorum ama hangi kalemleri izlemek lazım Petkim tarafına mesela? Sizden dinleyelim. Evet, şimdi bir kere öncelikle biliyorsunuz bir basın açıklaması vardı şirketin bilanço geldikten sonra. Tarihinin en iyi mali tabloları diye lanse edildi. Ve İncelediğiniz zaman da bunu görebiliyorsunuz. Hani biz de bu konunun uzmanları olarak mali tabloyu masaya yatırdığımız zaman hani Petkim olalı en iyi mali tabloları açıkladığını söyleyebilirim. Bu anlamda mutlaka bunun değere bir etkisi söz konusu olacağı için Petkim'in zaten yatırımcıların yakın izlemesine alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Tabii ki o dediğiniz tren nafta makası takip edilmekle beraber biliyorsunuz özellikle sattığı ürünlerin piyasa fiyatının artıyor olması da oldukça Petkim açısından bir artı, şöyle bir artı bu arada. Geçen yılın mali tablolarını incelediğinizde 1 milyar TL'nin altında olan stoklarının bu yıl yaklaşık 3,5-4 katına çıkardığını görüyoruz Petkim'in. Yani 31-12 itibariyle bu anlamda ciddi stokları var ve bu değer artışının stoklarına olumlu yansıdığını söyleyebilirim. Dolayısıyla da gerek açıkladığı kar itibariyle gerek diğer finansalları itibariyle, bu arada borçluluk yapısını çok daha iyi hale getirmesi, bu açıkladığı ciddi karla, yani sermayesinin iki katından daha fazla bir kar açıkladı Petkim. Ve fiyat kazanç oranı bugün itibariyle yaklaşık 3,75 seviyesinde ki biz sanayi şirketlerinde üçlü fiyat kazanç oranlarını kalıcı olduğunu hiç görmedik geçmişte. Hani biz bir sürü kriz gördük biliyorsunuz geçmişte. Evet, ama sanayi tarafında üçlü fiyat kazanç oranlarının kalıcı olduğunu hiç görmedik. O yüzden şimdi ben sanayi tarafında üçlü fiyat kazanç oranlarını çok görmeye başladım. Yani son gelen mali tablolara baktığımda üçlerle ifade edilen, üç küsür yani olarak ifade edilen fiyat kazanç oranları çoğalınca bunun endeksin ucuzluğuna olan inancımızı bu konuda daha da arttırıyor bu durum. Diğer yandan hani piyasa değeri bölü defter değeri anlamında bir fiyatlamada böyle anormal bir yükseliş var mı Petkim tarafında? Hayır, o da 1.61. Hani normal piyasa ortalamalarının, son 15-20 yıllık ortalamanın çok altında. Bu nedenle her iki açıdan da baktığımızda ve bir değerleme yaptığımızda Petkim'in bugün çok rahatlıkla 12-13 arası bir değeri hak ettiğini, yani fiyatlamalarla böyle bir değeri hak ettiğini söylemek mümkün. 8 lira civarında işlem gördüğü düşünüldüğünde iyi bir prim potansiyeli taşıdığını söyleyebilirim. En kötü senaryomu söyleyeyim. Bir kere en kötü senaryoda bu hisse senedinde biz çok da uzun olmayan bir sürede çift taneli bir fiyatlamayı, yani 11-12-13'e şu konjonktür itibariyle gidemese bile en ufak bir toparlamada ben kendisini 10 liranın üzerine çok rahat atabilecek mali verilere sahip olduğunu ve diğer açıdan da böyle bir teknik güce sahip olduğunu da söyleyebilirim. İsterseniz bu anlamda teknik birkaç bir şey de söyleyeyim. Çok iyi olur hocam. 8.13 şu an fiyat. Ben de onu aktarayım. Yani burada iyi bir potansiyel yatıyor dediniz. Bu potansiyeli mesela teknik anlamda değerlendirmek isteyenler hangi seviyelere baksınlar onu konuşalım dediğiniz gibi. Tabii yani uzun vadeli potansiyeli konuştuk fiyatlama anlamında. Şimdi teknik. Kısa vadeli nereyi takip edelim? Aşağıda 8 önemli bir seviye.
Eğer biraz daha gerileme olursa 7.92 ve 7.78. Yani bu saatten sonra ben bu güçlü yapıyla çok çok böyle beklemediğimiz ekstrem gelişmeler olmadığı sürece ben 8.792, 7.78'in destek tarafında, yukarıdaysa kısa vadeli ilk direncin 8.25, devamında 8.50 ve 9 seviyelerine kadar Petkim'in kısa vadede çok rahat bir yolu olabileceğini düşünüyorum. Evet, şimdi Doğan Holding'in grafiğini alalım o zaman arkadaşlardan, fiyatını alalım rica edeyim. Hocam, Doğan Holding'le devam edelim. Yılbaşından beri ben şimdi onun da getirisine bakıyorum. Bu yıl %8'in üzerinde getiri sağlayabilmiş kısa bir sürede. Doğan Holding'le devam edelim bu durumda isterseniz. Evet, onun da bunun arkasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi onun da mali performansı tabii ki. Yani sermayesinin üzerinde bir kar açıkladı o da. Tabii sermayesinin üzerinde bir kar, hisse başına 1 liranın üzerinde bir kar demektir. Hisse başının 1 lira, hisse başı karın 1 liranın üzerinde olan bir şirketin 2 TL'li seviyelerde, yani 2 küsür TL'den işlem görüyor olması o da yine bunun bir ucuzluk belirtisi. Mali performansının iyi olması sebebiyle yatırımcıların önüne getirdik. Dediğim gibi muazzam bir karlılık. Akıllı yatırımları olan bir holdingimiz Doğan Holding ve özellikle biliyorsunuz yenilenebilir enerji konusunda ciddi atılımları var. Bir yatırım bankası mevzusu aynı zamanda biliyorsunuz böyle bir sektörün içerisine girdi. Akıllı yatırımları var. Gelecekte kendisine daha iyi karlar sağlayacak yatırımlar bunlar. Şu anda bile 1 küsür TL, 1,10 TL civarında bir hisse başına kar açıklayan Doğan Holding'in hani bu yatırımların da geri dönüşleriyle bu hisse başına karlılığı 2 liralı seviyelere taşımaları içten değil. Bu anlamda bulunduğu seviye inanılmaz derecede ucuz. Çok rahat bir biçimde fiyat kazanç oranı 2,71, piyasa değeri bölü defter değeri oranı 0,59. Bu çarpanlar sektörü de dikkate alsak dahi en az bir 4-4,5 lira civarında bir fiyatlamayı çok rahat hak ediyor Doğan Holding. Tabii bu konuştuğumuz yine orta vade. Yani şu konjonktür ortadan kalktıktan sonra gidebilecek fiyatlamalar deminden beri konuştuklarımız. Peki kısa vadeli ne olur? Kısa vadede 2.90 bir önemli bir destek seviyesi. 2.80 ve 2.67 de bu destek seviyelerinin aşağıda devamı. Yukarıya doğru yola devam ederse bu iyi mali tablolarla o takdirde bizi önce 3, devamında 3.10 ve 3.20'nin kısa vadede çok rahat beklediğini söyleyebilirim. Hocam, herkesin sorduğu o soruyu yönelteyim o zaman size. Bir şirketin kasasında nakit dövizinin olması problemi, sorunsalı diyeyim daha doğrusu. Bu kafaları çok karıştırıyor. Yani bu iyi bir şey midir? O paranın boşta durduğunu düşünenler de var. İşte kasasında döviz var, hemen ben bu şirketi satın almalıyım, demek ki çok iyi yerlere gidecek diyenler de var. Bir şirketin kasasında keş dövizi varsa nasıl okuyalım bunu? Şimdi bu iki ucu keskin kılıç gibidir biliyorsunuz Feriha evet. Hanım. Yani son bir yıllık konjonktürü düşündüğümüzde bu gelen süper karların arkasında böyle bir şey yatmıyor muydu? Yani birçok kasasında dövizi olan şirketler bu iki ucu keskin kılıç dediğimiz şeyin meyvesini yediler bu arada. Yalnız bu şöyle bir şey. Tabii ki bu konjonktür tersine dönerse ama tabii deminden beri dövizin geleceğini konuşuyoruz. Ne yazık ki şu şartlarda, şu ortamda, Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda, dünya ekonomisi açısından baktığımızda dövizde bir alçalan trend beklentisi ne yazık ki hakim değil. Dolayısıyla dövizde trend yukarıdayken döviz bulundurmanın şirketlere bir zararı yok. Ancak biz bu zararı trend tersine döndüğü zaman konuşabiliriz. Yani böyle bir şeyi konuşmak için ne yazık ki ne dünya konjonktürü buna izin veriyor, ne Türkiye ekonomisi buna izin veriyor. O yüzden şu an için nasıl bir avantaj dersek, nasıl bir durum bu durum dersek, avantajlı olduğunu konuşmamız gerekiyor içinde bulunduğumuz konjonktürde. Hocam, döviz demişken herkesin aklına şişe cam geldi. O yüzden ben de şişe camı sorayım hemen. Döviz, biz de biliyorsunuz ki, döviz eşittir şişe cam göre, çünkü. Bana göre şişe cam yine yatırım yapılabilir seviyelere geldi. Ki biz bunu sizinle 8 küsürlerde konuşuyorduk biliyorsunuz. Evet, şimdi yılbaşından beri de hocam %8'lik bir kayıp var. Yani bu bir konsolidasyon, bir kar realizasyonu olarak okuyabiliriz değil mi bu durumda? Kesinlikle kar realizasyonu olarak okuyabiliriz. Hı-hı. Bu konuda yerden göğe kadar haklısınız.
bu bir işte çöküş ya da yüksek fiyatlamanın köpüğün getirdiği bir düşüş vesaire falan falan değil. Bu kesinlikle bir kar realizasyonu. Yani 1,5 aylık bir süre içerisinde 8 liradan 19 liraya dayanmış bir işte şişe camın kar satışı beklenebilir. Yani konjonktür kötüye gittiğinde traderlar bunu bu şekilde ne yapabilirler? Rahatlıkla kullanabilirler. Ancak orta vade, uzun vade olarak bakacak olursak yeniden bize şişe cam göz kırpıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hem kasasındaki dövizler durmaya devam ediyor, hem de aslında insanlar bilançoyu masaya yatırmadan sadece bu karın önemli bir kısmının dövizden kaynaklandığını düşünüyorlar. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani siz elinize aldığınızda şişe camla ilgili mali verileri elde ettiği 9 milyar karın 2.1 milyarlık kısmının dövizden kaynaklandığını görürsünüz. Yani bunun 6-7 milyar kısmının... Yani elma ile armutu birbirinden ayıralım diyorsunuz hocam. Tabii. Yani burada 9 milyarlık kar 6 milyarı dövizden gelse soru işareti koyarım ben. Ama bunun 6 küsür milyarı esas faaliyetlerinden 2.1 milyar gibi bir kısmı dövizden geldiği için yarın bir gün işte dövizle ilgili yükselmeme ya da biraz düşmek gibi şeyler söz konusu olduğunda esas faaliyet kârı devreye girecek burada. Yani esas faaliyetinden muazzam kâr eden bir şirketten söz ediyoruz. Bu anlamda %4 FK ve 1'in altında bir PD bölü DD'den işlem görüyor. O yüzden orta uzun vadeli değerinin rahatlıkla yine 18-19'lu seviyeler olduğunu söyleyebilirim. Hak ettiği değerin yani oraya gidebilecek çok iyi bir arka planda mali yapıya sahip. Fakat kısa vadede nereleri konuşabiliriz? Kısa vadede destek seviyesi olarak 11.80, 11.60 ve en güzel seviye yani 11'li seviyelerin pek altına gelmeyeceğini düşünüyorum. İşler kötüye gitse dahi ben bu saatten sonra hani 11'li seviyeleri özellikle kademeli olarak mallanmak koşuluyla, maliyetlenmek koşuluyla şişe camda 11-12 arasının güzel yer olduğunu söyleyebilirim. Kısa vadede yukarıda da bizi önce 12-20 sonra 12-50 ve 12-80 bekliyor. Ama alıp bekleyecekler 20 liraya yakın bir fiyatlamayı işler düzeldikten sonra dünyada göreceklerdir. Hocam 1,5 dakikamız kaldı ama şimdi son hissemiz de Özak'tı. Vaktimiz az olduğu için Özak'ı böyle hızlı bir toparlayabilirsek şahane olur. Onu da konuşmadan geçmeyelim çünkü. Tamam, çok da konuştuk burada da gerçi Özak Gayrimenkulü. Tabii daha önce de biliyorsunuz konuşmuştuk. Konuştuğumuzdan beri de çok iyi öngörülerimiz devam ediyor bu konuda iyi yönde. Yani öngörülerimiz yönünde hareket ediyor. Ama zaten biz bu mali tabloyu tahmin ettiğimiz için bunları yaptık. Özak'ın mali tablosunu önünüze aldığınızda artık fiyat kazanç oranının bir seviyesinde olduğunu görüyoruz. Çünkü muhteşem bir kar açıkladı. Fakat ben hep bu şirketin arkasında durmamın bir numaralı nedeni akılcı yatırımlar. Çok iyi arsa yatırımları yapıyor ve üzerine proje üretiyor. Yani arsayı alıp satmaktan ziyade proje ürettiği için katma değerli bir biçimde bu ürünleri satabiliyor. Ve bunun da biz mali tablo yansımalarını çok iyi biçimde görüyoruz. Bu anlamda artık hep söylediğimiz yani sizinle 2-3 aydır Özak'ın çift taneli rakamlara doğru gideceğini konuşmuştuk. O olay tetiklenmiş durumda. Biz Özak'ı çok kısa süre içerisinde bu mali verilerle 10 TL'nin üzerinde göreceğiz. Ama %100 bedelsiz bir bölümü açıkladı, sermaye arttırımı açıkladı. Bunu da takip edin lütfen. Kısa vadede destek noktası 8.7.85, direnç noktası ise 8.50 ve 8.70. Özellikle 8.70'e çok dikkat etmenizi istiyorum. 8.70'ten sonra 9.50'lere, onlara gidebilecek sert bir fiyatlama görebiliriz. Önündeki tek engel teknik olarak 8.70, takipte kalabilirsiniz. Hocam ağzınıza sağlık. Hocam, yine çok keyifli bilgiler, çok önemli bilgiler verdiniz bize. Önümüzdeki hafta salı günü tekrar da DekoTürk ekranlarında görüşmek dileğiyle o zaman. Görüşürüz, sağ olun. Efendim biz de kısa bir araya gidelim, sonrasında biraz da kripto paraları konuşalım o halde.